Hacimle ilgili sorularda ne yapıyoruz? Bunu bir yazalım önce. Hacimle ilgili sorularda parça sayısı, büyük hacim bölü küçük hacim, bunu unutmuyoruz. Hacimle ilgili sorularda parça sayısı, büyük hacim bölü küçük hacim formülüyle bulunuyor. Şimdi bunu biraz konuşalım. Mutlaka gittiğimiz bir yerlerde görmüşüzdür. Böyle çay kazanları vardır. Bir tarafından çay, bir tarafından su akar. Onun üstüne bir şey yazar. İşte 80 bardak, 100 bardak, 150 bardak, 250 bardak, 300 bardak, 500 bardak bir şey yazar. Peki ben nasıl hesaplandığını merak ediyorum. Yani iş yerinde birisi oturup bunu dolduruyor. Bu da 150 bardak dolduruyor. Bu da 200 bardak. Bu da 300 bardak mı diyor? Hayır, tabii ki öyle bir şey olmuyor. Peki nasıl bir şey oluyor? Tam olarak şöyle oluyor. Onun içine giden suyu buluyorlar. Dolduruyorlar içini. Bunun içine 3 litre su koyduk diyorlar. Güzel. 3 litre su koyduk. Bir bardağın hacmi de 200 mililitre olsa. Demek ki çok mu oldu bu? Şey mi oldu? Neyse. O zaman 15 bardak. Çok az oldu bizimki ama. İşte bu şekilde söylüyorlar. Bardağın hacmini çok söyledim galiba. Sıkıntı değil. Buradan şeyi buluyoruz. Büyük hacmi, küçük hacmi bölerek onun içine ne kadar gideceğini buluyoruz. Mesela başka bir şey söyleyeyim. Bir deponuz var. Bu deponun içine kaç kutu sığacağını merak ediyorsunuz. Deponun hacmini hesaplıyorsunuz. Bir kutunun hacmini de hesaplıyorsunuz. Deponun hacmini kutunun hacmine böldüğünüzde size direkt olarak neyi veriyor? İçine kaç kutu gideceğini veriyor. O yüzden hacimle ilgili sorularda parça sayısını büyük hacim bölü küçük hacim formülüyle buluyoruz. Şimdi bir örnek yapalım. Diyelim ki boyutları 3, 4, 5, 3, 4, 5 olmasın ya. 4, 5, 6 olsun. Santimetre olan kutular yan yana koyularak bir, şöyle diyelim, içi dolu bir küp yapılmak isteniyor. Bu iş için tabii aynı yüzeyleri birbirine gelecek şekilde falan diye soruyu direkt açık bir şekilde yazıyorlar. Bu iş için en az kaç kutu gerekir? Şimdi güzel. Bize ne lazım? Bunların ek oku. Çünkü büyüyor, şekil artıyor. 4, 5, 6 dediniz. Ek ok 4, 5, 6. Nedir? 60 buldum. Şimdi benim büyük hacmim 60 çarpı. 60 çarpı 60. Küçük hacmim ne peki? 4 çarpı 5 çarpı 6. Şunu da şunu sadeleştirsem buradan 15 gelir. Bunları da sadeleştirsem 32 gelir. Bana 1800 kutu gerekliymiş bu iş için. Yani ne yaptım? İlk önce büyük kutumun bir kenarını buldum. Evet. Sonra küpün. Sonra büyük küpün hacmini küçük kutuların hacmine böldüm. Bakın. Bir de şöyle bir soru yazalım. Boyutları 40, 44 ve 52 santimetre olan bir peynir küp şeklinde parçalara ayrılıp küp şeklinde eş diyelim. Eş parçalara ayrılıp satılacaktır. Eşlemesi lazım. Yoksa bunu ancak AutoCAD ile falan çözeriz. Satılacaktır. Bu iş için bu ya da bu peynir en az kaç parçaya ayrılır? Şimdi parçaları ayırıyoruz. O yüzden EBOB kullanacağız. Şimdi biz de bulduk. EBOB. Bunları uzatmıyorum. Yani yanına çizgiyi çekip siz bulacaksınız zaten. 4 santimetre oluyor. O zaman büyük hacmi yazıyorum. 40, 44, 52. Küçük hacmi de yazıyorum. 4, 4, 4 diyorum. Buradan 10 geliyor. Buradan 11.
Burada